Şehrin yapı stoğunu yenileyerek daha güvenli ve modern yaşam alanları inşa etmek amacıyla başlatılan Hamidiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ne talep, toplama ve hak sahiplerinin bilgilendirilmesiyle başlamıştı. Türkiye'nin en hızlı şekilde hak sahipleriyle uzlaşıya varılan projelerinden olan Hamidiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için proje alanında yıkım işlemleri kısa süre içerisinde gerçekleştirildi. Yıkım işlemlerinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özasakin'in ve bakanlık yetkililerinin katılımı ile temel atma töreni gerçekleştirilmişti. Temel atma töreni ile birlikte yapımına başlanılan yapılar hızla yükseliyor. Yapılan çalışmalarla projenin %30'luk kısmı tamamlanmış olundu. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, hızla devam eden Aksaray tarihinin en büyük kapsamlı kentsel dönüşüm projesi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. Şehrimizin kalbinde Hamidiye Mahallesi'nde başlattığımız kentsel dönüşüm hareketimiz çok şükür planladığımız gibi devam ediyor. Şehrin kalbi olarak nitelendirilen bu bölgeye yeni bir şehir inşa ediyoruz. Aksaray tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşüm projesi olması sebebiyle bizim için zorlu olan bir süreci biz vatandaşlarımızın bize güveni ve desteğiyle kolaylaştırdık. Vatandaşlarımız bize güvendi. Biz de belediye olarak var gücümüzle vatandaşlarımız için durmadan çalışarak yeni yuvalarına, iş yerlerine kavuşmalarını sağlamak maksadıyla çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız artık eskimiş, yıpranmış ve en önemlisi çürük binaların yerine daha sağlıklı, modern ve olmazsa olmaz şart olan depreme dayanıklı yapılara kavuşacak. Proje dahilinde yapılacak olan yeni 25 metrelik bulvarı ile parkları, bahçeleri ve sosyal donatı alanları ve modern konutlar ve iş yerleriyle burası şehrimizin en gözde mahalleleri arasında yer alacak. İnşaat sürecimizde hiçbir aksaklık yaşamadan projemizi buraya kadar getirdik. İnşallah hiçbir aksaklık yaşamadan planladığımız şekilde projemizi tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkaramayacağız dedi.